Güney Amerika, Kuzey Amerika, Avrupa, hatta uzak doğuda bile kadın futbolunun hızla gelişmekte olduğunu gördük. Göreve başladığımızdan itibaren biz de kadın futboluna hele bilhassa kulüpler nezdinde çok önem verdiğimizi ve kadın milli takımımıza da gerekli ilgiyi çok önemli derecede arttırarak yolumuza devam ettik. Kadın futbolunda Süper Lig kurduk. 24 takımlı bir Süper Lig oldu. İki gruba böldük ve maçlar şu anda hızla devam etmekte. Playoff oynayacağız, playout oynayacağız. Ama kadın milli takımının bizim için, federasyon yönetimi için ayrı bir yeri vardı. Önem verdik. Ve dolayısıyla kadın milli takımına önemli derecede sponsorlar aramaya başladık. DHL Express de bu firmalardan en başta gelenlerden bir tanesi. Kendilerine Türkiye Futbol Federasyonu adına yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten kadın futbolundaki ana amacımız bu futbolu Türkiye'nin her tarafına yaymaktır. Bakıyoruz bir gün Süper Ligimize, Hakkari'den takım var. Diyarbakır'dan, Gaziantep, bütün Türkiye'ye yayılmış takımlarımız var. Ayrıca sevindirici bir tarafı, sadece dört büyüklerden sadece ve sadece Beşiktaş vardı ve geçen yılın şampiyonuydu. Bugün dört büyük takımın olduğu gibi Süper Lig'de görev alan birçok takım, Karagümrük, Rize, Sivas, bütün illerimizin hemen hemen temsilcisi Süper Lig'de devam ediyor. Ve bu konuda bize olan yaptığımız görüşmelerde bu işe ilgi duyacağını söylediler ve biz de canı yürekten kendilerini davet ettik. Bugün de anlaşmamızı imzaladık ve inşallah bu birliktelik kendilerinin ömrü gibi uzun süreler devam eder. Ve milli takımımız da başarılarına başarı katarak yoluna devam etmesini arzuluyoruz. Evet, pazartesi günü yani 14 Şubat günü yayın ihalesini yaptık. Birinci kademesini yaptık. 14 tane esas teklif geldi. Bir tane de alternatif teklif geldi. Demek ki 15 teklif olan bir ihale yapıldı. Zarflarımızı açtık. İhale komisyonu olarak zarfları değerlendirdik. Bazı zarflarda eksikler var. Tamamlamalarını ve fiyatlarını yeniden revize ederek Cuma günü saat 17'ye kadar süre verdik. Ve Cuma günü saat 17'de revize edilmiş tekliflerini bekliyoruz. İlgi var, alaka var ama sistem ve fiyat olarak da elimizden geldikçe bu yayın ihalesinin ihale rakamını yükseltmeye çalışıyoruz. Çünkü görüyoruz ki yalnız Süper Lig değil, birincilik, ikincilik, üçüncülük, amatörlere kadar varan kulüplerimize desteğin en önemlisi olan bir yayın ihalesi. Evet, dört büyük için belki bu gelir bütçelerin içerisinde %30 civarında bir değerken Anadolu kulüpleri neredeyse bütçelerin %80'i bu yayın ihalesinden gelen gelirlerle ancak bu spordaki hizmetlerini devam ettirmektedirler. Onun için ben ve arkadaşlarım ve ihale yayın komisyonumuz çalışmalarına hızla devam ediyor. Görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Cuma günü saat 17'de teklifleri alıp pazartesi günde bunu değerlendirmeye çalışacağız. Onun için bekliyoruz. İnşallah iyi olacak. Anadolu kulüpleri açısından oldukça önemli bir gelir. Finansal gelir. Tabii. Peki sayılarla bahsedecek olursak sizin federasyon başkanı olarak en yüksek beklentiniz nedir? Bu konuya dair neler? Şimdi bir ihalede herhangi bir beklentiyi söylememiz bence doğru olmaz. Biz gelen teklifleri en iyi hale getirmeye çalışacağız. Yani kulüplerimizin daha çok yayın gelirinden para alabilmeleri için, bütçe alabilmeleri için gerekli girişimleri ve görüşmeleri seri olarak yapmaktayız hep beraber. İnşallah iyi bir netice elde ederek ihaleyi sonlandıracağız. Peki başkanım, ilk aşamada gelen tekliflerden kulüpler memnun mu yoksa? Şimdi bakın, biz Türkiye'de de dünyada da iki kademeli, üç kademeli hatta dört kademeye varan sistemde ihalelere alışkınız. Hedef nedir? Ya yüksek fiyatı düşürerek almak isterler veya arttırma yönünde ise bunu arttırmak için etaplar düzenlenirler. Bizim ihalemiz de iki etaptır. Zaten şimdi ben inanıyorum ki bu teklif verenler
esas tekliflerini vermediler birincisinde. Çünkü bizim ihalede de kademeli olarak olacağı şartnamemizde yazılı. Onun için ilk tekliflerini herkes kendi kafalarına göre verirler. Ama rekabeti arttırmak için fiyatı yükselteceklerdir. Cuma günü de daha yüksek fiyatlı tekliflerle gelmesini bekliyoruz. Biz kulüplerimizin yayın gelirlerinden en maksimum yüksek bedel almalarını isteyen bir federasyonuz. Eğer umduğumuzu bulamasak gelen teklifler içerisinde Süper Lig televizyonu gibi bir televizyon kurulup buradan işte dekorderler satılması yeniden ve buradaki her kulübün satış miktarlarını da göz önüne bulunarak gelir paylaşımcı bir sistem de işin içinde, düşüncelerimizin içerisinde vardır. Her şey Cuma günü saat 17'de verilecek tekliflerle ortaya çıkacaktır. Eğer kulüplerimiz, çünkü bu işin gerçek sahibi Türkiye Futbol Federasyonu yayın ihalesini yapıyor ama bu işin gerçek sahibi kulüplerimizdir. Kulüplerimize uygun, yeterli bir teklif gelmezse bu yolda gündemdedir. Bu yolu da biz değerlendirmeye alabiliriz. Çünkü daha zaten zaman var. Çünkü bu yenilik Ağustos ayında başlayacaktır. Yani 2022-23 sezonunda için yaptık biz bunu. Onun için daha süremiz var. Dolayısıyla bu görüşmeler bir süresi devam edecektir. En uygun şartlar neyse kulüplerimizle birlikte kararı alıp yolumuza devam edeceğiz. Başkanım, kamuoyunun merak ettiği bir konu daha var. Bir kulüp başkanının geçtiğimiz günlerde hakem yapılanmasına dair bir açıklaması oldu. Size çağrısı oldu aslında. Bu konuda bir şeyler söylemek isterim. Şimdi tabii bir spor kulübü başkanının açıklaması ben direkt cevap verecek durumda değilim. Zaten eğer açıklamalarında sisteme veya centilmenliğe, sportmenliğe aykırı bir açıklaması varsa bizim disiplin kurulumuz, sevk komitesi disiplin kuruluna sevk eder ve orada kendisinden ifadesini alırız ve ona göre kararı da disiplin kurulu verir. Tahkim kurulu da bu süreci devam ettirebilir. O ayrı bir şey. Ama tabii netice olarak Ot Kulübün başkanı şu anda Süper Lig'de 3. durumda. Bunu 3. duruma getiren hakemler aydan mı geldi? Avrupa'dan mı getirdik? Yani galip gelince hakem iyi, berabere kalınca veya mağlup olunca hakem kötü zihniyetini hiçbir zaman kabul etmiyoruz. Hakem de insandır. VAR'da bulunan arkadaşlarımız da insandır. Tabii bu maç netice olarak göz karar veriyor. Sahada hakem saniyenin onda birinde. VAR'daki arkadaşlarımız da bunu inceliyorlar ve bir karar veriyorlar. Hatalı kararlar yok mudur? Vardır. Bu kararları VAR'da da düzeltmek durumu olabiliyor. Bazen de onlar da kaçırabiliyor. Netice olarak kararı veren insan ve insanın gözüdür. Onun için kötü niyet olmadıktan sonra bir kulüp için hiçbir hakemimizin veya hakem komitemizin bir ön düşüncesi yoktur. Böyle açıklamaların doğru olduğuna inanmıyorum. Çünkü kendisi galip gelince hakemler iyi, VAR sistemi iyi. Kaybedince veya berabere kalınca hakem sisteminin kötü olması ve sistemin içinde bazı şeyler aramasını doğru bulmuyorum. Ama netice olarak bizim disiplin kurumlarımız vardır. Tahkim kurulumuz vardır. Yapılan herhangi bir hatanın da cezasını ve onun yargılanmasını da onlar yaparlar. Son olarak son. Fenerbahçe, evet. Evet, inşallah yarın vaktimde herhangi bir problem olmazsa yarınki Fenerbahçe Slavia Prag maçına ben de gitmek istiyorum. İnşallah bu maçı yaparak Konferans Ligi'nde yoluna Fenerbahçe'nin devam etmesini çok arzuluyoruz. Bir de biliyorsunuz Galatasaray var. Galatasaray'da inşallah bir gruplarda, Avrupa gruplarında yoluna devam ediyor. Onun da yürümesini, başarıya ulaşmasını çok arzuluyoruz ve destekliyoruz. Olacaktır. Tabii Slavia Prag takımı da iyi bir takımdır. Güçlü bir takım. Çekoslovakya Ligi'nde, Çek Ligi'nde şu anda lider durumda. Güzel bir maç olacağını da tahmin ediyorum ama inşallah Fenerbahçe bu maçtan galip gelerek yoluna, bir de maçın rövanşı var çünkü. Onu da atlatarak Konferans Ligi'nde yoluna devam eder. Teşekkür ediyorum. Ben de son olarak kadın futboluna da dönmek istiyorum. Tabii. Bu sene 30
bahsettiniz. Ancak orada da şöyle bir eleştiri oldu. Dört büyüklerin ligi girişinde marka değeri yaratmak açısından direkt Süper Lig'den başlamaları büyük bir olaydı. Evet, doğruydu belki. Ancak alt liglerden başlaması gerektiği konularında eleştiriler olmuştu. Siz bunlar hakkında özel söylüyorsunuz. Şimdi tabii kadın futbolu yeni bir futbol sektöründe yeni bir değer. Biz bu değerin çok çeşitlendirmesi ve değerlendirmesi çok istiyoruz. Milli takımların başarısı da kulüp takımlarımızın başarısıyla orantılıdır. Onun için biz Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Trabzon'un, Rize'nin, Sivas'ın, Karagümrük'ün de bu ligde, Altay'ın bu ligde olmasını çok istedik. Ve destekledik. Bir başlangıç yapmamız gerektiğiydi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda bunu enine boyuna konuştuk, tartıştık ve böyle bir karar aldık. Bu yıl için isteyen Süper Lig takımları, TFF 1. Lig takımları karar alırlarsa bunları Kadın Fut Süper Ligi'nde başlatacağız diye bir karar aldık. Doğru yaptığımıza da inanıyorum ki neticelerini alıyorum. DHL Express bunun için burada. Yani bizim liglerimize güvenerek, kadın milli futbol takımımıza güvenerek ve burada oldular ve kadın milli takımlarımızın destekçisi olduklarından dolayı gerçekten çok teşekkür ediyorum.